Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize es kesmeden devam ediyoruz. Osmanlı tarihinden sizler için 3 tane güzel sorum var. Son soruyu ben size bırakacağım. Bakalım bilgilerimiz nasıl, tekrarlarımızı yapıyor muyuz? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. 1571 yılında Kıbrıs'ın alınması sonrasında Haçlıların Osmanlı donanmasını yaktığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı donanmaları nerede yakıldı? Bilmemiz lazım. Prevese Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanması yakılmadı. Prevese Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Barbaros Hayrettin Paşa Haçlıları mağlup etti. İnebahtı Deniz Savaşı doğru cevabımız. Cerbe Deniz Savaşı'nda Osmanlı Devleti Piyale Paşa komutasında Haçlıları mağlup etmiştir. Böylece Osmanlı'nın Kuzey Afrika ve Batı Akdeniz üstünlüğü sağlanmıştır. Bunu eleyelim. Navarin, Osmanlı donanmasının 2. Mahmut döneminde İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından yıkıldığı gelişmedir. Çeşme, Osmanlı'nın 3. Mustafa döneminde Ruslar tarafından yakıldığı donanmadır değerli arkadaşlarım. Peki hocam, Navarin niye çıktı? Navarin olayının sebebini biliyor musunuz? Rumlara bağımsızlık verilmesi yönünde Osmanlı'ya sürekli baskı yapılıyordu. Osmanlı bunu reddedince İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı donanmasını yaktılar. Cevabımız İnebahtı Deniz Savaşı olacaktır. Sokulu Mehmet Paşa'nın tarihe geçen sözünü bilmeyen yoktur. Yorumda belirtebilirsiniz değerli arkadaşlarım. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen isyanlardan hangisinin 1. Süleyman döneminde çıktığı söylenemez? İsyanları öğrencilerim karıştırabiliyorlar. Baba İshak doğru cevabımız. Birazdan geleceğim. Bakın değerli arkadaşlarım. Baba Zünnun ve Kalenderoğlu nerede ortaya çıktı? Anadolu'da. Tamam. Baba Zünnun vergiler yükseldiği için isyan ederken Kalenderoğlu tımarlar haksız yere dağıtılıyor düşüncesiyle hareket ederek isyan etmiştir. Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali Mısır'da ortaya çıkan ayaklanmalardır. Özellikle Canberdi Gazali'ye dikkat edeceksin. Memlük Devleti'ni yeniden kurmak istiyor. Ahmet Paşa ise sadrazamlık istiyordu. Bu dört isyan Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkmıştır. Ancak Baba İshak isyanı Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı olup Türkiye Selçuklu tarihinde ortaya çıkmıştır. Cevabımız aşık. Son soru sizde. Hadi bakalım. Özellikleri verilen divan üyesi görevliliği aşağıdakilerden hangisidir? Yabancı devletlerle yazışma işlerini düzenler, birlik topraklarının dağıtımını yapar. Şeyhülislam, Sadrazam, Kazasker, Yeniçeri Ağası ve Nişancı'yı vermişim sizlere. Yorumda izleyenler arkadaşlarım. Hadi bakalım. Beğenip paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.